أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. İnşallah buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affolunur. İnşallah yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılır. Evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslam döneminde de İslam'ı kavramak şartıyla hayırlılardır. Ruhlar askeri birlikler gibidir. Birbirlerine tarışan ruhlar birbirleriyle kaynaşırlar, tanışmayanlar da ayrılığa düşer dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif Buhari'de Enbiya bölümünde geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunu toprağın altında bulunan işlenmeye hazır, üzerinde oynandığı takdirde cevherini artıracak madenlere benzetmektedir. Zira yer altında nice madenler bulunmaktadır ki, kimisi madden çok değerli olduğu gibi, kimisinin de maddi anlamda hiçbir değeri bulunmamaktadır. Kimisi üzerinde bir koku barındırırken, kimisi içerisinde bir zehri taşımaktadır. Ama her biri şu kainat içerisinde dokunulduğu takdirde meşgul olduğu bir alanı vardır. Yani Adem oğluna fayda sağlayacağı bir yönü vardır. Kimisi uzun vadelidir, kimisi kısa vadelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer diyor insanlar davetle, emri bir maruf nehyi anil münkerle, eğitimle, hikmetle, fedakarlıkla yetiştirilirlerse bunların içerisinden kimisi altın hükmünde olacak, kimisi gümüş hükmünde olacak. Biz özellikle asr-ı saadette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinden, mescidinden, rahlesinden geçen bir dönemin vahşi bedevilerinin bugünün örnek nesiller olacak seviyeye yükselmelerini görmekteyiz. Zira herkes Ebu Bekir olamadığı gibi aynı zamanda herkes de vahşi hükmünde değildir. Radıyallahu anhuma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste, bu hadise çok yakın bir benzerinde, yine Buhari'de geçen bir hadiste bir fazlalıkla şöyle buyuruyor: siz insanların en hayırlılarını nasıl tanırsınız sorusuna sanki şöyle cevap vermiş. Demiş ki, siz en hayırlı kişileri insanlar içerisinde, tabir yerindeyse altın ve gümüş hükmünde olanları yöneticiliğe rağbet etmemeleriyle tanırsınız. Allahu Ekber.
Eğer insanlar içerisinden birilerinin iyi veya kötü olduğunu görmek istiyorsanız onların idareciliğe meyillerine bakın dedi sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanlar içerisinden birileri yöneticiliğe heves etmiyorsa, makam ve mevkiyi önemsemiyorlarsa, onların omuzuna ümmeti Muhammed'in sorumluluğu koyulduğu takdirde bu yükün altında kalacağına inanarak kaçıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kişi hayırlı kişidir. Bu insanların en hayırlılarındandır. Ama birileri demek ki idareciliğin peşinden koşuyorsa, bunu kendine bir çıkar ve menfaat aracı görüyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona karşılığını şu hadis-i şerifle cevap vermiştir. Demiştir ki sizin en kötü olanlarınız ise, kişilik ve ahlakı en zayıf olanlarınız ise iki yüzlü olanlardır. Subhanallah. İnsanlara bir yüzünü, diğer insanlara diğer yönünü ve yüzünü gösterenlerdir. Yani âli menfaatleri için, çıkarları için yeri geldiği zaman İslami hassasiyeti olanlarla birlikte oturur, yeri geldiği zaman hırsızlarla beraber oturur. Değil mi? Bir tarafta menfaat var, bir zaman gelir Allah'tan korkanlarla el ele tutuşur, bir zaman gelir ki haram zadelerle birlikte aynı sofrada oturur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şerlilerinden de bu şekilde bahsetmiştir ve bizi yönlendirmiştir. İşte bu akşam Allah nasip ederse Peygamber aleyhissalatu vesselamın bahsettiği insanlar cahiliyenin içerisindeyken iyiyse, İslam'la teslim olduktan sonra, İslam ahlak ve ahkamına yöneldikten sonra da insanların en iyilerindendir bahsettiği bir zattan inşallah konuşacağız. Bu kişi Tufeyl bin Amr radıyallahu anh. Kendisi Yemenli olup Devs kabilesinin lideridir. İslam'dan önce cahiliyenin içerisinde cömertliğiyle meşhur olmuş bir şahsiyettir. Öyle ki onun diyorlar ocağında yemek asla eksik olmazdı. İnsanlar içerisinden başka toplumlardan korkup da kaçanlar muhakkak ki Tufeyl bin Amr'ın himayesi altına girerler ve sığınırlardı. Fazileti, dikkat edin, ta Kureyş'in içerisinde konuşulan bir şahsiyet haline gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak Mekke içerisine davetini büyüttükçe müşriklerin ve hasaten Kureyş'in ve hasaten de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın kavmin ileri gelenleri de Peygamber aleyhisselamın davetine karşı tedbirlerini büyütmüştür. Özellikle kendi kavimlerinin dışında Kureyş'in başka sokaklarında, Mekke'nin değişik mahallelerinde, özellikle de Mekke'nin dışında İslam'a yönelmek isteyen insanları tabir yerindeyse engellemeye gayret göstermişlerdir. Ve sözleri hep şu noktada birleşmiştir. Sakın ha sakın Muhammed'e inanmayın. Neden? Zira kendisi bu zamana kadar izlerini takip etmiş olduğumuz atalarımızın dininden rücu etmiştir. Sakın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayın. Onun sözlerini dinlemeyin. Zira Muhammed bu zamana kadar tapmış olduğumuz putları inkar etmektedir. Bakın bu müşriklerin üzerinde durduğu önemli konulardan bir tanesidir. Hiçbir tanesi, yani kavmin elebaşları, hangi ailenin, hangi aşiretin, hangi bölgenin lideri olursa olsun hiçbiri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek yönünü ön plana çıkartmamıştır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adaleti hakim kılmak için gelmiş bir peygamberdir demediler. Muhammed bizim üzerimizde ahlakı kemale erdirmek ve kemale ulaştırmak için gelmiş bir peygamber demediler. Muhammed içerimizde fuhşu, zinayı,
içkiyi, hırsızlığı, faizi, insanlara karşı zulmü engellemek için gelmiş bir peygamber demediler. Hiçbiri, özellikle tekrarlıyorum, kendi kavimlerinin liderleri, hiçbiri kölelik ortadan kalksın, cariyelik sistemi ortadan kalksın, insanlara zulüm ortadan kalksın, fakirler, muhtaçlar, mağdurlar, insanlar tarafından el üstünde tutulsun diyerek Peygamber Aleyhisselam'ın daveti ishar edilmedi. Ne dedik peki? Muhammed bizim putlarımızı inkar ediyor. Bu bir müşrik mantığıdır. Ne diyeceksiniz? Bugün yeryüzünde insanları sömürenler, insanların gelirlerini gözlerini dikenler, insanların emeklerini zayi edenler, insanların üzerinden müreffeh bir hayata sahip olan azınlık sınıflar, hiçbir zaman Müslümanlar yeryüzünde ahlakı yaymak için gelmişlerdir dediler mi? Müslümanlar yeryüzünden zinayı kaldırmak için gelmişlerdir dediler mi? Müslümanlar hayasızlık perdesini ortadan kaldırmak için gelmiş dediler mi? Müslümanlar ölçüde ve tartıda hile yapılmamasını emrediyor. Bu ne güzel bir sistem dediler mi? Asla furuatla uğraşmadılar. Ne dediler peki? Müslümanlar yeryüzünde iktidar olduğumuz sistemleri yıkmak için geldiler. Ey insanlar, atalarınızın dinine sahip çıkmazsanız, putlarına sahip çıkmazsanız, sisteminize sahip çıkmazsanız Müslümanlar sizi yeryüzünden silip atacaklar. Böyle demiyorlar mı? Bunu yaymıyorlar mı? Düşünün ki bir belde düşmanları tarafından işgal altına alınmış, kadınları tecavüze mağdur olmuş, çocukları esir edinilmiş, Avrupa'nın sokaklarında satılmakta, yaşlıların organları birilerine peşkeş edilirken onları savunan, kendi topraklarını savunan, kendi halkının arkasında duran, kendi halkının içerisinde adaletin hakim olması için mücadele edenlere ne denildi? İnsan hak ve hürriyetlerini ihlal edenler denildi. Yazıklar olsun. Bu bir küfür mantığıdır. Bu bir şirk mantığıdır. Bu bir emperyalizmin mantığıdır. Ebu Cehil'in mantığı buydu. Değilse Lata ve Uzza'ya sahip çıkmak için bunu yapmadı. Bugünün atalarının dinini takip ettiğini iddia edenler, sokaklardaki putlara sahip çıkanlar, kesinlikle ve kesinlikle şunu bilmeleri gerekir ki acıktıklarında ilk olarak helvalarını yiyen müşriklerden bir farkları yoktur. Neden? Sizin derdiniz ilke ve inkılaplarınız değil. Sizin derdiniz yaşadığınız toplumdaki halkın müreffeh bir hayata sahip olması değil. Sizin derdiniz azınlık bir sınıfın gelir ve seviyesini yükseltmektir. Bundan başkası değildir. Peki neyi kullanıyorsunuz? Yüzyıllardır adımlarını takip ettiğini düşündüğünüz insanların ilke ve inkılaplarını kullanıyorsunuz. Bilmediğiniz halde. Bilmediğiniz halde. İnanmadığınız halde. Kalbiniz bundan mutmain olmadığı halde yeryüzünde adalet ve hakkın sahiplerini durdurmak için diyorsunuz ki ey insanlar, vatan elden gidiyor. Ey insanlar, falancanın ilke ve inkılapları ayaklar altına alınmakta. Ey insanlar, eğer sisteminize sahip çıkmazsanız irticacılar tarafından yok edileceksiniz diyorlar. Bu Ebu Cehil mantığıdır. Biz Mekke'de ve Mekke'nin dışında insanların, tekrarlıyorum, acıktıkları zaman ilk helvadan yaptıkları putları yediklerine şahit olduk. Bugün insan hak ve hürriyetlerinin maddelerini yazanların da Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, dünyanın her yerinde, Afrika'da insanları yalın ayak, çırılçıplak bırakıp da sonra da insan hak ve özgürlüklerini savunduklarını, bununla kendilerini kamufle ettiklerini gördük. Tıpkı Ebu Cehil ve Ebu Lehebler gibi. Hiçbir farkları yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında duracakları bir asla ve asla ilke ve inkılapları yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininin karşısında duracak bir manifestoları yok asla. Savunacak bir sistemleri yok. Neden? Sistemleri tamamen azınlık bir grubun maddi imkanlarını arttırmaya kurulmuştur. Kim bunun bozulmasını ister? Bugün Rothschild ailesi denilen, Rockefeller ailesi denilen insanlar dünyanın her yerine sülükler gibi yapışmışlar.
Yalan mı kardeşlerim? Şu an siz telefonla konuştuğunuzda telefonunuzdan çıkan sinyaller ve neticesinde kaybettiğiniz kontürler ve faturanıza yüklenen meblağların bir kısmı onlara aktarılmaktadır. Elhamdülillah Bayrampaşa'nın her yerine alışveriş merkezleri açıldı. Çok ihtiyacımız vardı. Alışveriş merkezleri açtığınız takdirde buradan elde edilen gelirlerin büyük çoğunluğu bu ailelerin ellerine gitmektedir. Kullandığımız ilaçlardan sanayide kullandığımız bütün ham maddelere varıncaya kadar. Ama abi sen de çalışsaydın, hemen böyle bir felsefe geliyor ya, sen de çalışsaydın, ben şahit oldum. Yahudiler sabah erken kalkarlar, akşama kadar çalışırlar. Kimsenin hakkına, hukukuna dokunmazlar. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Eğer insan hak ve hürriyetlerini savunuyorlarsa Mescid-i Aksa'yı bugünden itibaren terk etmeleri gerekir. Pis postallarıyla peygamberlerin bir araya geldiği mescitten uzaklaşmaları gerekir. Böyle bir şey yok. Eğer gerçekten insan hak ve hürriyetleri ise bugün Suriye'den çıkmak zorundalar. Bugünden itibaren çıkmak zorundalar. Irak'tan ellerini çekmek zorundalar. Binlerce Saddamları inşa eden sistemlerin başında bu azınlık aileler mevcuttur. Kim Müslümanların uyanmasını ister? Gençler! Toplum fuhşaya sürüklenmiş, hiç umurlarında değil. Toplum anasıyla zina ediyor, hiç umurlarında değil. Toplumun gençleri, ortaokul seviyesindeki insanlar bonzai ve madde kullanıyorlar, hiç umurlarında değil. Çünkü oradan elde edilecekleri her bir gelir onların cüzdanlarını akmaktadır. Toplum ifsat oldukça onların bu alandaki payları büyümektedir. Toplum ahlaki değerlerden uzaklaştıkça onların sistemi yönetme gücü artmaktadır. Ne yapsın şu sokaklarda gezen keşlere? Efendim falancalar toplumların 500 bine düşmesini istiyormuş. İster. Adam dünyaya bir sistem koymuş. He az önce bir şeyi konuşacaktık. Hani deniliyor ya Yahudiler çok çalışıyorlar. İsrailler amansız çalışıyorlar. Avrupa toplumu bu seviyeye çalışarak gelmedi. Amerika bu seviyeye çalışarak gelmedi. İsrail bu seviyeye çalışarak gelmedi. Topraklarımızı gasp ederek geldi. Eyüp Sultan'dan tut Kadıköy'e varıncaya kadar. Tophane'den tut Konya'ya varıncaya kadar. Irak'tan tut Afganistan'a kadar. Elimizdeki yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sömürerek bu seviyeye geldiler. Hangi Müslümanın gözünün açılmasını isterler ki? Efendim sakın onlara uymayın. Bunlar irticacıdırlar. Bunlar teröristtirler. Kendi el yapımı tabirlerindeyse örgütlerle Müslümanları kamufle ettiler. Seni ve beni o potanın içerisine sokmaya çalıştılar. Efendim bu hakkı söylediği anda falanca örgütün mensubu olma ihtimali yüksek. Yaz 18 yıl. Müslümanların sesleri kesildi. Müslümanların kulakları tıkanıldı. Müslümanların gözlerinin önüne perdeler konuldu. Hangi Yahudi ailesi bunun açılmasını ister? Hangi Yahudi ailesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin dünyada hakim olmasını ister? Sadece bu coğrafyaları kastetmiyorum. Hangileri ister? Tıpkı Ebu Cehil'in istemediği gibi onlar da Müslümanların ve insanların gözünün açılmasını istemeyecekler. 90 yaşlarında gebere sıcak. Bugün tabir yerindeyse dünya ekonomisini elinde tutan ailelerin birinin en büyük adamları LGBT destekçilerinin başında gelmektedir. Kiminle savaş içerisinde olduğumuza dikkat edelim. Biz falancaları protesto ediyoruz, falancaları tabir yerindeyse ambargo koydurtmaya çalışıyoruz, falancaları tabir yerindeyse alışveriş yapmayarak zengin olmanı istemiyoruz ama adam zaten kuyunun başında. Sen bataklıktaki bir liralardan mı bahsediyorsun? Gördünüz mü o yaşanılan hadiseleri? Adam 90 yaşında. Affedersiniz kadın kıyafetleri girmiş. Bu Rothschild ailesinin en büyük üyelerinden bir tanesi. Ben diyor ben İslam ümmetini değil bütün insanlığı fesada sokmak için mücadele ediyorum. Varsa erkek karşımıza çıksın. Bunlar isterler mi Müslümanların ve insanların gözlerinin açılmasını? Müslümanlar mescitlerde otursunlar, zikir yapsınlar sabahlara kadar. Müslümanlar sokaklarda fahşayla uğraşsınlar, eroinmanla uğraşsınlar. Ne kadar soysuz sopsuz insan varsa gitsinler uğraşsınlar. Bir taneyi kurtaracaklar, yüzlercesini biz ifsad edeceğiz. İsterler mi? Asla istemezler. İstemeyecekler de. Ebu Cehil bundan dolayı dedi ki ey insanlar Muhammed'in dinine tabi olmayın. Muhammed'i dinlemeyin. Muhammed'i görmeyin. Gördüğünüz yerde kaçın aleyhissalatü vesselam.
Ama Allah'ın davası ya bu. Bakın din Allah'ın ya. Ne senin, ne benim, ne bu abimin, ne buradaki kardeşlerimin. Din Allah'ındır. Din bizim değildir. Biz onun tabileriyizdir. Bunun tabisi bir martıdır da, bir karıncadır da. Vallahi de tek farkımız insan olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne setler konulmaya çalışıldıkça Allah o setleri bir bir yırtıyor, paramparça ediyor. Bakın dikkat edin. Tihame dağlarının eteklerinde Devs kabilesi var. Eteklerde yaşıyorlar. Bu Tihame dağları, Tihame tabir yerinde ise küçük bir dağ anlamına geliyor. Suyu olmayan, kuru, tabir yerinde ise ot bitmez, yeşilliğin olmadığı belli bölgeleri ve kısımları hariç. Bu bölgedeki insanların kulaklarına geliyorlar. Ya diyorlar, Muhammed diye bir adam varmış sallallahu aleyhi ve sellem. Çok tehlikeli bir adammış. Kureyş'i birbirine katmış, Mekke'yi alt üst etmiş, ters yüz etmiş. Diyorlar ki Tufeyl bin Amr'a, ey Tufeyl sen git de şu meselelerden bize bir haber getir. Haberin neticesi nedir? Hani tabir yerindeyse medyadan takip etmeyelim. Medya çünkü yalan atabilir. Üfürükçü bir medyaya sahibiz. Belki öyle düşünüyorlardı. Bunun şairlerin şiirlerinden de takip etmeyelim. Bu sosyologların tabir yerindeyse tanımlamalarından da takip etmeyelim. Nereden de yapalım? Git diyor merkezine. Tufeyl bin Amr. Bir rivayette putlarını tabir yerindeyse umre yapmak için. Bir rivayette ticaret yapmak için. Bir rivayette merakını gidermek için gidiyor. Peki sonuç ne biliyor musunuz? Tufeyl bin Amr Mekke'ye girdiği an Kureyş'in uluları da tabir yerindeyse sınır kapısında bekliyorlar. Diyorlar ki ey Tufeyl bin Amr, sen Arapların en cömerti bir adamsın. Sen mazlumları, mustazafları kendi coğrafyanda kucağının içerisinde himaye eden bir adamsın. Sen fakirleri, yoksulları, muhtaçları doyuran bir adamsın. Ey Tufeyl, bizim üzerimizde kambur olan bir adam var. Bakın dikkat edin. Peygamber aleyhisselamdan böyle bahsediyorlar. Bizim üzerimizde, sırtımızda kambur bir adam var. Kimi bu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gözünüz çıksın. Kendi toprağınızın içerisinde 40 yıl boyunca nefes alıp verdiği müddetçe Muhammedül Emin diye bahsettiğiniz, malınızı, mülkünüzü, her şeyini teslim ettiğiniz, namusunuzu, iffetini teslim ettiğiniz, sözüne değer ve kıymet verdiğiniz, bir sözü ve hareketiyle savaşları bitirtip barışlar yaptığınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için söylediklerine bakın. Sen kimsin ey Müslüman? Abi bana sokakta çok sakallarım uzun diye terörist diyorlar. Değerler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme demişler. Sen kimsin? Ben kimim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için diyorlar ki sırtımızda diyor bir yük var. Bir kambur var. Ama bakın sözler şöyle. Ve diyor ki bizim atalarımızın süre gelip taptığı putları inkar ediyor. Bakın taptığı putları inkar ediyor. Yani şunu söylemiyor. Az önce söyledi ki kadınların örtünmesini istiyor, iffetli olmalarını istiyor, yalan söylememelerini istiyor, akrabaya bakmalarını istiyor, sıla-i rahme sahip çıkılmasını istiyor. Hırsızlık yapmayın diyor, fuhuş yapmayın diyor, içki içmeyin diyor, kumar oynamayın diyor. Diyor. Bunların hiçbirini söylemiyorlar. Neden? Ya bunu ortaya koyan bir adamın alnından öperler. Alnından öperler. Vay be sen yeryüzünde böyle bir sistem inşa ettin ha? Adamın ayaklarını öperler. Özellikle cahilenin içerisinde yanıp kavrulan bir toplum için söylüyorum. Ne diyorlar? Diyorlar ki ey Tufeyl aman ha diyorlar sakın bu adamın dudakları arasından çıkan sözleri takma. Sakın diyor dinleme. Zira diyor o atalarımızın süre gelen yıllarca taptığı putları inkar ediyor. Senin de sapıtmanı istemiyoruz. Bu içimizde yanan ateşin de diyor senin coğrafyana gelmesini istemiyoruz. Allahu Ekber. Felsefeye bakın. Tufeyl bin Amr diyor ki bakın Tufeyl bin Amr alıyor sözü. Diyor ki şu sözleri söylüyor. Allah'a yemin olsun ki ondan bir şey dinlemeyeceğime yani Muhammed Aleyhisselam'dan ve onunla konuşmayacağıma dair bir söz verene kadar beni asla bırakmadılar. Propagandaya bakın. Lan siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemek için bu kadar zaman harcasaydınız iman etmiş olurdunuz.
Allah'ın cennetine girerdiniz. Peygamber aleyhisselama engel olmak için verdiğiniz mücadele. Bugün bakın, tekrar bakın. Hani hep söylüyoruz ya, davetçilere sesleniyoruz. Yorulduk abi, bittik abi, aman abi, hep biz mi abi? Ya sokaktaki poşetçi, torbacı yorulmuyor. Doğru mu abi? Fahşayı yiyen adam yorulmuyor. Hırsızlık yapan adam yorulmuyor. Bunları tabir yerindeyse cambaz gibi elinde oynatanlar yorulmuyorlar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam'ın davetini engellemek için verdikleri mücadeleye bak. Aman Tufeyl, sakın dinleme. Ne diyor? Ben diyor, söz verene kadar benim yakamı bırakmadılar. Sonra devam ediyor. Diyor ki, hatta öyle ki onun sözlerinden etkilenmeyeyim diye artık, bakın, onun sözlerinden etkilenmeyeyim. Hakkı duymayayım. Duyarsam iman ederim. Korkusundan dolayı kulaklarıma diyor pamuk tıkadım. Kulaklarıma diyor pamuk tıkadım. Hatta diyor bana denildi ki kulağı pamuklu adam. Ne geldi aklınıza? Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene davet mücadelesi neticesinde ey Nuh, duymuyoruz seni artık. Kulaklarını kapattılar. Neyle? Parmaklarıyla. Allah Azze ve Celle bildirmedi mi Recep Hocam Nuh suresinde? Dedi ki ya Rabbi, ben onlara ne zaman hakkı ishar etsem, iyiliği emredip kötülükten alıkoysam kulaklarını tıkadılar. Duymuyoruz. Sağırız. Görmüyoruz. Üzerlerindeki elbiseleri çektiler. Müşrik mantığı değişmiyor. Hakka teslim olmak istemeyen değişmiyor. Nurdan ve ışıktan korkan yarasalar sabahın olmasını istemiyor. Dedi ki kulaklarımı tıkadım. Duymamak için. Ancak diyor kadere bakın, subhanallah. Allah duyuracak ya Kadir. Allah duyuracak. O kulaktan bir şey inecek, kalbe gelecek ya. Allah bunu murad etti ya. Diyor ki ben kulaklarımı tıkayıp da diyor Mekke'ye gittiğim bir sırada Muhammed'in diyor sallallahu aleyhi ve sellem namaza durup da diyor bir şeyler okuduğunu diyor işittim. Allah diyor onları diyor duymayı bana murad etti. Aynen onun ifadesi. Allah Muhammed'in diyor ağzından okunan sözleri diyor bana işittirdi. Tıpkı biz hidayete geldiğimizde bize işittirildiği gibi. Biz yanlış yerlere koştuk. Allah yanlışın içinde bize doğruyu gösterdi. Biz eğlenmeye gittik. Eğlenirken Allah bizi İslam'la tanıştırdı. Biz insanları ve Müslümanları kötülemek için sohbet meclisleri kurduk. Allah ayetlerimizi yüzümüze çarptı. Biz aman ha falancaları sakın duymayalım. Aman ha işitmeyelim. Onlar gibi kulaklarımızı tıkayalım. Hatta kulaklık takalım da son sese kadar müziği verelim. Onlarından yanlarından geçerken asla onların tabirinde soltasına takılmayalım dedik. Allah tabirinde soltanın içine attı bizi. Değil mi Murat? Biz kaçtık, Allah hidayetini bizim peşimizden kovaladı. Değil miydi kardeşim? Değil miydik? Abi şimdi çakır keyif olmak var. Zina etmek var. Arzu var. Heves var. Antalya sahillerinde oturmak var. Güneşlenmek var. Haramın dibine kadar batmak var diye çıktığınız yolda Allah Antalya gibi mücrim bir toplulukta, Almanya gibi Hristiyan bir beldenin içerisinde, fahşanın içinde yüzen, kulaç atan adamların içinden Allah bir münadiyi çıkarttı. Ey iman edenler! Dedi ki senin kalbine bu sesler geldi. Sen halbuki bu topraklardan Allah'ın dininden kaçtın. Nereye baksam cami, nereye baksam sakallı, nereye baksam beni Allah'ın dinine davet eden adamlar. Lan ben nereye gideyim? Avrupa'ya gideyim. Niye gideyim? Daha güzel bir hayat yaşayabilmek için. Hangi hayat? Arzu ve heveslerin inşa edildiği bir hayat. Olmadı mı abi? Adam Almanya'nın göbeğinde korktu, sakallının tabirindeyse karşılaştı. Adam gencecik çocuk ve kadın bir baktın ki gittiğinden daha farklı bir şekilde geldi. Tıpkı Resulullah'ın yanına giden müşriklerin alınlarının ortasında beliren hidayet nuru gibi. Onun yüzünde de nurlar çıktı, subhanallah. Allah işittirmek isterse kardeşler, sen yerin dibine de girsen hayyâlessalâh sözünü sana dinlettirir. Lan ben bunun için kaçtım dersin. Hiç belki o zamana kadar okunmayan sesler Allah senin kulağına işittirir. Tufeyl diyor ki ben sözleri de işittim. Kulağında pamuk var.
Ancak diyor sözleri çok güzeldi diyor. Mest oldum. Sonra diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemeye başladım. Dinledikçe hayran oluyor. Dinledikçe tabirinde ise yelkenleri suya iniyor. Sonra şöyle bir kendine çekidüzen verdi. Ya dedi ki bunu ben niye yapıyorum? Hani söz verdim dinlemeyecektim. Dedi ki ben şair bir adam değil miyim? Bakın tıpçı bir adam. Yani tabiri yerindeyse belki doktora okumadı ama doktorluk yapmadı ama tıbbı çok iyi bilen bir adam. Rukiye'yi çok iyi bilen bir adam. Yani cinlenen, şeytanların musallat olduğu adamlara karşı tedavi iyi yapan bir adam. Aynı zamanda iyi de bir edebiyatçı, iyi bir şair. Diyor ki ben sözün güzelini bilirim diyor. Sözün güzeliyle çirkinini ayıracak bir kapasite bende var mı diyor. Var diyor. Niye korkuyorum ki diyor. Muhammed'in yüzüne söylerim. Sen yalancısın be kardeşim. İstediğin kadar oku. Söylerim. O cesareti hissediyor kendinde. Ey Tufeil. Tufeil gibiler. Nece Tufeil gibi saflar var. Safiyane niyetlerle kandırılanlar. Abi ya duydun mu ya falancalar içinde şöyle şöyle diyormuş. Ya ben de korktum. Yıllarca onunla beraber çay içtim, çorba içtim. Ya başımıza bir felaket gelirse. Saf niyetli insanlar yok mu? Var. Ben bunlardan etkilenmeyeyim, ne yapayım? Yüksek lisans yapayım, alçak lisans yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım, biraz uzak kalayım diyorsun. Buradan çıkıyorsun, başkasına yakalanıyorsun. Allah seni hidayetinin içine almak istiyor. Allah seni namaz kılarken görmek istiyor. Allah seni zikir yaparken görmek istiyor. Allah seni davet yaparken görmek istiyor. Allah seni dininde mücadele etmen için tabiyendesi istiyor. Ne yaparsan yap, kaçamazsın kardeşim. Gökten de atlasan vallahi ölemezsin. Yeryüzünün bütün insanları tetikçilik yapsa seni vuramazlar. Allah alnının ortasına hidayeti yazmadığı müddetçe. Hiç kaçamazsın. Ey Tufayl. Sen istediğin kadar ben şiirden anlarım de, sözden anlarım de, sosyoloji okudum de, psikoloji okudum de, ilahiyatı şu derecelerle bitirdim de, sizin gibi ben Kur'an'ı iyi okurum da, hatta hafızım da, ne dersen de, Allah hakikata seni çekmek istediği anda kaçacak bir yer yok elhamdülillah. Velhasıl kelam Tufeil dedi ki ancak diyor ben sözleri dinledim diyor. Bu sözler şiir değil diyor. Bir beşer sözü değil, bir insan sözü değil. Tabiri yerindeyse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uydurduğu lafızlar değil. Sonra diyor beklediğim Muhammed aleyhissalatu vesselam diyor namazını bitirdi. Evine gitti, kapısını çaldım, izin istedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına oturdum. Dedim ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş diyor seninle görüşmemem için benden diyor söz aldı. Ben de diyor söz verdim. Hatta dedi beni tehdit ettiler. Ve seni duymamak için de diyor kulaklarıma pamuk tıkadım diyor. Ancak işittiklerim diyor senin diyor hak bir olduğunu diyor bana gösterdi. Dedi ki ey Muhammed söyle dedi davan nedir? Allahu Ekber. Davan nedir? Neye çağırıyorsun? Hangi bedel ödemeye çağırıyorsun? Yıllarca insanların ideolojilerini yaşamak için canlar verdik. Kanlar akıttık. Karşılığı ne oldu? Basın şehidi oldu. Bilmem hangi izmin şehidi oldu. Neye çağırıyorsun sen beni? Yıllarca tabir yerindeyse insanlığımızı yitirerek taştan, topraktan, tahtadan putlara taptık. Ayaklar altında izzet ve şerefimiz ezildi. Yıllarca kandırıldık. Şimdi sen bizi neye çağırıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona la ilahe illallah'ı anlattı. Allah'ın kitabından ayetler okuduğunda dedi ki ey Muhammed dedi. Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel ve bundan daha doğru bir din asla yoktur dedi. Allah'a yemin. Çağırdığın hakikat yeryüzündeki en güzel, en doğru ve en samimi olanıdır dedi. Ben dedi dinine teslim oldum, hemen Müslüman oldum. Ancak bakın İman hemen reaksiyona geçiriyor ya kişiyi, harekete geçiriyor. Dedi ki ey Allah'ın nebisi ben kavmi tarafından sevilen ve onların yöneticiliğini yapan bir adamım. Bana izin ver ben kavmimin hidayeti için onlara İslam'ı anlatayım. Oh, Subhanallah. Subhanallah.
Bakın dikkat edin. Ben kavmin reisi ve insanlar tarafından sevilen bir adamım. Şimdi bana izin verirsen, icazet verirsen kavmime, aileme gideceğim. Onlara bir bir İslam'ı anlatacağım. Bunu yaparken de benim için Allah'tan bir alamet ve burhan iste. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah yardımcın olsun. Allah'ım sen dedi ona işinde yardımcı olacak bir burhan ver dedi. Tufayl diyor ki Peygamber aleyhisselamın yanından ayrıldım. Kavmimin diyor yanına gittiğimde diyor yani bir tepeye çıktım diyor önce. Akşam saati tepeden diyor şöyle köyü diyor seyrettim, kasabayı seyrettim. Bir şey fark ettim diyor. Alnımın diyor tam ortasında diyor bir nur belirdi diyor. Bir ışık belirdi. Ne verecekti Allah ona? Bir alamet verecekti. O yüzden Tufayl bin Amr keramet sahibi bir sahabedir. Alnımın diyor tam ortasında bir ışık belirdi. Dedim ki Allah'ım eğer bu ışık burada kalırsa korkarım ki kavmim Tufayl atalarının dini terk ettiğinden dolayı putları onu cezalandırıp suratında böyle bir işaret bıraktı derler. Allah'ım bu nuru başka bir şeye ver deyince bir baktım ki diyor elimdeki asanın diyor ucu parlamaya başladı. Ve insanlar diyor bunu fark ettiler. Allahu Ekber. Müslümanlar dininizde samimi olursanız Allah üzerinizde olağanüstü harikalar yaratır. Tıpkı peygamberlere yapılan mucizeler gibi. Onlar mucizeydi. Müslümanların elinden zuhur edecek şeyler de keramettir. Keramet yarışına girmeden, keramet arayışına girmeden, Allah'ım ben senin dinini yaşama konusunda samimi, ihlaslıyım dediğin an zora düştüğünde Allah kapalı kapıları sizin için açar. Açmadı mı? En zor anlarınızda. Rızkınız daraldı. İnsanlardan artık borç isteyemeyecek bir hale geldiniz. Şimdi battım, şimdi iflas ettim. Şimdi şerefim gidecek dediniz. Allah Azze ve Celle Rezzak ismiyle sizin önünüzdeki kapıları açtı birer birer. Bu keramettir işte. Aileniz hastaydı. Şifa bulamayacağına inandınız. Zekeriya aleyhisselam gibi mescidin en tenha yerinde Allah'ım bana yani Zekeriya'ya ve ailesine bu kısırlığın içerisinde, bu zorluğun içerisinde kemiklerimizin erimesine karşın bir çocuk ver dedi. 90 yaşlarında Allah Azze ve Celle Zekeriya Aleyhisselam'a Yahya'yı bağışladı. Allah sebeplerin üstünde bir güce sahiptir. 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor. Güneş her zaman doğduğu yerden çıkmaz. Allah için bunlar çok kolaydır. Yeter ki biz ihlaslı ve samimi olursak. Ebu Zer vari. Ya Resulallah ben neye teslim olacağım? La ilahe illallah sözüne. Koştu nereye gitti? Mescid-i Haram'a gitti. Dedi ki ey müşrikler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dayak yedi. Ertesi gün tekrar koştu. İman onu aksiyona taşıdı. Pısırıklaştırmadı. Hadi bakalım şimdi bana bir tokat vurdunuz ya. Bir tarafta buradan vurun demedi iman. Topraklarımızı sömürdünüz. Biraz daha sömürün. Sabrımızın karşılığını biz ahirette alacağız, göreceksiniz dedirtmedi o iman. Küfrün ve zulmün karşısında durdurttu o iman. Şirkin karşısında durdurttu o iman. Sokaklara taşıdı o iman onları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldıktan sonra babasının yanına geldi. Babası tam üstüne doğru koştu Tufayl'in. Ki bakın babası o kavmin lideriyken Tufayl'e duyduğu muhabbet ve güvenden dolayı kavmin liderini, ailenin liderliğini ona verdi. Babasına dedi ki baba dedi bana yaklaşma. Niye dedi evlat? Dedi ki ben iman ettim. Ben putlara tapmaktan vazgeçtim. Ben Muhammed aleyhissalatu vesselamın getirdiği hakikatlere teslim oldum. Deyince babana dedi biliyor musunuz? Ey evlat, senin tabi olduğun din dedi benim dinimdir. Allah Ekber. Açıklamana gerek yok. İzah etmene gerek yok. Benim üzerimde öyle bir güven var ki sana karşı hangi dine girersen gir ben o dine teslim olurum. Var mı babalarına böyle güven verenler?
Ben elhamdülillah İslam ahlakına büründükten sonra babama anlatıyorum. Sıs diye münafık diyor. Zındık diyor. Babanla dalga mı geçiyorsun diyor. Düne kadar hırsızlık yapıyordum ben bunları bilmiyordum diyor. Niye? Güven vermedik Müslümanlar, güven. Sadece babalarımızın suçu yok. Yalan attık. Aldattık. Duygularıyla oynadık. Hakaret ettik. Küfrettik. Ondan sonra ya baba duydun mu ya namaz varmış İslam'da. Kes lan. Daha düne kadar altındaki pisliği ben temizliyordum. Demesinin sebebi bizim önceki tavırlarımızdır. Tufel yapmamış mı ne abi? Tufel babasının karşısına çıkmış. Baba demiş ben iman ettim. Ben Muhammed'e tabi oldum. Belki babası böyle bir şahsı bile duymamıştı hayatı boyunca. Dedi ki senin tabi olduğun din benim dinimdir dedi. Ne yapayım dedi. Dedi önce git yıkan dedi. Gitti gusül abdesti aldı babası dedi ki şimdi ne yapacaksın? Dedi ki söyleyeceklerimi tekrarla ona İslam'ı anlattı. Bir bir. Sonra hanımı geldi. Hanımına dedi ki sakın dedi bana yaklaşma dedi. Kızı geldi. Sakın dedi benden uzak dur dedi. Ben iman ettim dedi. Ben tertemiz bir adamım. Sizin putlara taptığınız çirkinliklerden beriyim. Bitti dedi benim için onlar. Eğer o hal üzereyseniz benden değilsiniz dedi. Hanımı dedi ki ne oldu ya sana dedi. Dedi ki ben İslam oldum. Dedi ki senin tabi olduğun din bizim dinimizdir. Var mı hanımınıza böyle gittiğinizde söyle. Var mı kızınıza gittiğinizde hadi kızım. Şimdi kapanma vaktidir. Hadi bu saate kadar böyle biraz açık kaldın ama Allah kitabında Resulullah Aleyhisselam sünnetinde annelerimiz yaşantısında böyle böyle yapmış. Hadi kızım tamam babacığım sen nasıl emredersen, sen nasıl arzu edersen, sen neyle mutlu olacaksan ben onu yaparım diyen kaç tane kızımız var. Ya git baba ya. Bana dinden imandan bahsediyorsun gidiyorsun akşam da evde Show TV'yi seyrediyorsun. Bana dinden imandan kapalılıktan bahsediyorsun açık kadınların programlarını seyrediyorsun. Demezler mi adama? Demiyorlar mı? Suratımıza vurmuyorlar mı? Hanımımıza biraz gitsek, nezaketten bahsetsek, ya geç diyecek sen. Düne kadar bütün ovardalığı üzerimde yaptın. Tabirindeyse aymazlığı üzerimde yaptın. Şimdi de benden bu konuda ilgi alaka bekliyorsun. Demezler mi? Diyorlar. Geldi dediler ki Tufayla senin dinin bizim dinimizdir. Neye tapıyorsan, neye inanıyorsan, neyi ilah kabul ettiysen hepsine kabul ediyoruz. Eyvallah. Kolay mı o böyle terk etmek? Koca veya tabiri neyse baba dedi ki gidin dedi temizlenin. Sonra gelin ben dedi size İslam'ı anlatacağım. Bir bir İslam'ı anlatılır. Aile komple İslam'a girdi. Önce evi kuşattı. Davette önce evi kuşattı. Bizim gibi önce sokaklara kahvelere koşmadılar. Haydi hurra bir arada salonlarına gidelim. Ne yapalım la ilahe illallah anlatalım. Hadi kahvehanelere gidelim. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Namaz kılmayan bir hanım, tesettürü yerinde olmayan bir kızcağız, elinde sigara, bira şişesi olan bir çocuk. Ulan baktık bu kim? Bunlar kim? Abo dedi yanlış yerden başlamışız. Önce evleri ıslah etmek lazım. Önce aileleri ıslah etmek lazım. Önce onların kurtuluşunu için mücadele etmemiz lazım. Sen bir hakikati tabirindeyse kabul etmişsin ve cennete göreceğine inanıyorsun. Cennete gireceğini kabul etmişsin. Cennetin anahtarının kalbinde olduğunu düşünüyorsun ama çocukların bundan uzak. Ama meyhanelerde la ilahe illallah anlatıyorsun. Tufel böyle yapmadı. Önce evi kuşattı. Evi ikna etti. İman etmelerine vesile oldu. Sonra sokağa çıktı. Sokağa çıktığında da bir tokatla karşılaştı. Hani kavminin efendisiydi ya. Hani tabir yerindeyse herkes onu seviyordu ya. Muhammed Aleyhisselam'ı da seviyorlardı Tufayl. Muhammed Aleyhisselam'ı da herkes tabir yerindeyse aşıktı. Tufayl sokağa çıkınca bir engelle karşılaştı. İnsanlar kabul etmediler. Sadece bir genç hariç. Kim o bilen var mı? Ebu Hureyre Eddevsi radıyallahu anh. Hadis alimlerinin hocası, sünnetin sığınağı, tabir yerindeyse sünnetin koruyucusu, sandığı Ebu Hureyre radıyallahu anh. 7000'den fazla hadisi ezbere bilen Ebu Hureyre'nin hidayetine vesile olan Tufeyl bin Amr'dır. Allahu Ekber. Allah bilir düşünmüş müdür ya? Ebu Hureyre'nin imanına vesile olurken Ebu Hureyre'deki cevheri görmüş müdür? Büyük bir muhaddis olacağını acaba hayal etmiş midir?
binlerce yıl sonra insanların Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre dediğinde birilerinin hoşnut olup da birilerinin hasım kesileceğini hiç düşünmüş müdür? Ya Ebu Hureyre ne oluyor be kardeşim? 3 yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturmuş da binlerce hadis rivayet ediyor. Nereyi kaldırsak Ebu Hureyre çıkıyor. Hangi hadis sayfasını çevirsek Ebu Hureyre çıkıyor. Nasıl ezberledin be kardeşim sen bunu? Bak, görüyor musunuz? Bir davetin neticesinde elde ettiğiniz bir şahsiyet maden, hak ile batılı birbirine karşılıklı ayıran bir güce de sahip olabiliyor. Ebu Hureyre ile birlikte Tufeyl bin Amr, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, ne olur şuranın altını kalın bir şekilde çizelim. Ya Resulallah, kavmim fuhşu, bir rivayette fuhşu ve diyor içkiyi terk etmek istemiyor. Başka bir rivayette ya Resulallah, kavmim faizi ve diyor kumarı terk etmek istemiyor. Bundan dolayı da benim anlattıklarımı dinlemiyorlar. Anladık mı mevzuyu şimdi? Birilerinin hoşuna gitmiyor kardeşim. Mevzu putperestlik değil yani. Lat, menat, uzza değil. Okulların, hastanelerin bahçelerine dikilen heykellerden mevzu değil bunlar. Birilerinin derdi onları korumak değil. Onların eliyle toplumun içerisinde fabrikindeyse bir egomanya kurabilmektir. Putçuluğun mantığı budur zaten. Onlar bilmiyor mu? Ey put! Ebu Cehil böyle miydi? Ey put, aman aman bize yardım et. Savaş kazanamazsak yandık bittik. Arkasında bir kadıncağız var. O putu konuşturan bir kadın. Şeytanla büyük bir ihtimal irtibata geçen asıl kadın o. Kadın diyor ki senin diyor dileğin kabul oldu ey Ebu Cehil. Kabul olmasan azıcık kim takacak onu? Meclisten bir karar çıkmış. Kim takar bunu? Mühim olan falancaların menfaati. Kim takar senin ellerinin havaya kaldıranları, indirenlerin sayısının çokluğunu ve azlığını? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi dedi ki kavmim fahşayı terk etmek istemiyor. Bundan dolayı da ya Resulallah Devs kabilesi için dedi beddua eder misin? Allahu Ekber. Ağır bir söz ha. Zor bir söz. Peygamber aleyhisselama gidiyor bunu istiyor. Allah Resulü aleyhisselam ayrılıyor bir kenara. Rivayette abdest alıyor. Abdest alıyor. Tufeyl bin Amr pişman oluyor. Eyvah diyor ne yaptık diyor. Peygamber aleyhisselam benim kavmime beddua ederse Allah o kavmi helak eder diyor. Tam Allah Resulü aleyhisselamın yanına yaklaşacak, ricacı olacak bu sefer, şefaatçi olacak. Peygamber aleyhisselatu vesselam diyor ki Allah'ım Devs kabilesine merhamet et. Allahu Ekber. Onları affet. Onları doğru yola ilet. Sonra Tufeyl'e döndü dedi ki ey Tufeyl dedi. Kavmine karşı dedi merhametli ol. Allahu Ekber. Ya. Tufeyl kimin tabiri yerindeyse sünnetini seçti? İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini seçti. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi yeryüzünde küfrü bırakma. Onların ellerindeki rızıkları al. Bakara suresinde demedi mi? Nuh'un sünnetini takip etti. Nuh Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi küfrü ayakta tutma. Eğer onlar ölmezse, öldürülmezlerse yeryüzünde küfür, fesat çoğalacak. Allah'ım onları yok et. Onun sünnetiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü Tufeyl'e dedi ki kavmine karşı dedi merhametli. Onlar acı bilmiyorlar. Farkında değiller. Ey kafirler, müşrikler. Sizi gidi zorbalar, haramzadeler. Gel bakalım sana iki tane din anlatayım da şimdi kendine gel. Havasıyla yaklaşma. Tufeyl biraz sakin ol. Hırpalama insanları. Tufeyl ilk iman edenlerden tabirlerindeyse yeni iman etmiş. Bazı mevzuları bilmeyebilir. Davetin usullerini bilmeyebilir. Kaidelerini bilmeyebilir. Davetçi de olması gereken daha olgunluk onda yoktur. Astığı astıktır, kestiği kestiktir. Akide ölçerdir o. Tıpkı bugünün bazı gençlerinin olduğu gibi. Konuş bakayım Allah yerde midir, gökte midir? Allah nerededir? Yanlış bir cevap verdin mi kafirsin? Hadi bakalım falancalarla hakkında ne diyorsun? Şöyle düşünüyorum abi, sen de kafirsin.
Peki bu konu hakkında düşüncen nedir? Abi şöyle düşünün. Sen tamam bu tarafa geç. Senin akiden tam oturmamış ama yavaş yavaş oturtacağız. Bu davette olgunluğun sahibi olmamaktan kaynaklanır. Tufel de bu hatayı yapabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyardı. Dedi ki kavmine merhamet et ve onları hakka çağır. Ama dikkatli ol. Tabir yerindeyse elinde neşter olan bir doktor gibi ol. Eğer ince ince vurursan doktor hastayı ne yaparsın iyileştirirsin. Yok kasap gibi neşteri tutarsan hastayı parçalarsın dercesine Peygamber aleyhisselam söyleyince bakın şimdi Tufayl bin Amr kavmine gidiyor. Merhametle kucaklayarak insanlara hakikati anlatıyor. Ta Hayber fethine kadar davet çalışmaları yapıyor. Bedir'den uzak, Uhud'dan uzak, Hendek'ten uzak. Bunların hiçbirini görmüyor. Hayber'e kadar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına Hayber'e kaç kişi geliyor biliyor musunuz? Tam 80 aile geliyor. Allah Allah. 80 ailenin hidayetine vesile oluyor. Bu aile iki kişiden bizim Arnavutlar gibi ibaret değildir herhalde. Doğu halkı gibidir. 8 çocuk, 9 çocuk. He abi? Onlarca insan bir ailede olabilir. Yüzlerce, binlerce belki insanın hidayetine vesile olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Hayber günü savaşın son anlarına katılıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki ya Resulallah bize diyor ordunun diyor sağ kanadını ver diyor. Sağ kanadını. Yani biz o kanadı savunalım. Biz o kanatta mücadele edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ilk defa Hayber'de cihad ediyor beraber. O zamana kadar sürekli davet çalışmaları yapıyor. Savaştan sonra Peygamber aleyhisselama yöneliyor. Diyor ki ya Resulallah bana diyor Zülkeffeyn yani iki kolu olan put. Demek ki belki o putu yaparlarken iki kolu vardı. Zülkeffeyn Amr bin Humame'nin putu. Bir topluluğa ait bir putu diyor yakmakla diyor beni görevlendir. İbrahim'i bir adamı ama maşallah. Barakallah. Şirkin karşısında tabirinde ise bir duvar gibi durmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam diyor. Seni diyor oraya diyor memur kıldım, görevli kıldım. Bakın bu Amr bin Humame'nin halkına geliyor. Halkta bir tedirginlik var. Diyorlar ki Zülkeffeyn'i yakmak için geldiğinde kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar herkes bir tarafa toplanıyor. Ne izliyorlar biliyor musunuz? Neyi göreceklerini zannediyorlar. Zülkeffeyn Tufeyl bin Amr'ın ağzını, burnunu tabiri yerindeyse yamultacak diye düşünüyorlar. Eğer Tufeyl hamle yapar da Zülkeffeyn'i yakarsa Zülkeffeyn kendini savunacak, mücadele edecek ve Tufeyl'i mağlup edecek. Sonuç böyle değil. Putun bir anda yandığına şahit olunca halk diyor ki biz diyor Zülkeffeyn'i diyor inkar ediyoruz. Tufeyl'in diyor Rabbine iman ediyoruz. Allahu Ekber. Onun çağırdığı diyor hakikate teslim oluyoruz. O yüzden davetçiler tabir yerinde ise dinlerini iyi öğrenmeleri gerekir. Eğer halkın içerisindeki efsane, bidat ve hurafelerden ürkerlerse aman ha lan şimdi adamın değerlerine dokunursak acaba bizi çarpar mı? Düşünürse davetinde başarılı olamaz. Allah da yardım etmez. Ama imanında kaviyse, güçlüyse, ihlaslıysa, vallahi sizin yeryüzünüzdeki bütün putlar bir araya gelse bana zarar veremezler. Bana zarar verecek olan Allah'tır. Ben asla sizin putunuzun bana bir fayda da veremeyeceğine inanıyorum diyerek yaklaşırsanız, vallahi yeryüzü halklarından tutun onların tabi olduğu sistemlere kadar hiçbiri bir zarar veremeyecektir. Eğer buna iman edersek değerli kardeşlerim, bu olaydan sonra Tufeyl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar Peygamber aleyhisselamın yanında Medine'de kalıyor. Resulullah aleyhisselam vefat ettikten sonra oğluyla beraber, oğlu Amr'la beraber kendisini Ebubekir radıyallahu anh'a hizmete veriyor. Burada gençlere geçen hafta bir şey hatırlatmıştım. Tekrar hatırlatıyorum. Önünüzde yürüyen abiye göre adım atmayacaksınız. Önünüzde oturan hocaya göre hareket etmeyeceksiniz. Allah'ın dinine tabi olacaksınız. Önünüzde kör, topal biri de olsa bu davada cenneti elde etmek için yürüyeceksiniz. Önünüzdeki sevmediğiniz bir insan da olsa o abinin, o hocanın gözetiminde Allah'ın dinine
hizmetkar olacaksınız. Burada oturan falanca olursa ben meclisleri doldururum, doldurturum. Burada oturan başkası olursa meşgule alırım telefonu diyorsanız vallahi Allah'ın dinini anlamamışsınızdır. Bize düşen buraya Allah'ın rızasını gözeterek gelmektir. Müslümanlarla beraber olabilmektir. Müslümanların kurduğu meclislere, zikir halkalarına katılabilmektir. Bizim için önemli olan husus budur. Bakın Tufeyl, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Yemame Savaşı'na katılıyor. Bitireceğim inşallah. Kimle beraber? Oğlu Amr'la beraber. Yolda giderlerken Tufeyl arkadaşlarına diyor ki, ey insanlar, ben bir rüya gördüm. Yemame Savaşı'na doğru gidiyorlar. Bu savaşın özelliğini ileriki sahabe ayetlerinde anlatacağız. Yalancı peygamber, yani peygamberliğini ilan eden bir adama karşı savaşmaya gidiyorlar. Arkadaşlarına diyor ki Tufeyl, arkadaşları diyor, ben bir rüya gördüm. Bu yorum konusunda bana yardımcı olun. Dediler ki ne gördün? Ben diyor rüyamda başımın diyor, yani saçlarımın diyor kazındığını gördüm. Ağzımdan diyor bir kuşun çıktığını gördüm. Bir kadının beni karnından içeri aldığını diyor gördüm. Oğlum Amr da diyor benle beraber oraya girmek isterken ona diyor bir engel çıktı. Sonra da diyor uyandım diyor. Her biri diyor ki ey Tufeyl diyor, Allah bu konuda sana diyor hayır versin. İnşallah diyor hayırlı bir rüyadır, güzel bir rüyadır. Tufeyl diyor ki o zaman diyor ben yorumlayayım diyor. Bana göre diyor rüyanın yorumu şu. Saçlarımın diyor kazınması bu savaşta diyor kellemin kopmasının alametidir. Ağzımdan diyor çıkan ruh diyor ölürken diyor ruhumun çıkmasıdır. O diyor kadının diyor beni içine, karnının içerisine diyor sokması, o kadın diyor topraktır. O diyor benim diyor gömüleceğim yerdir. Benim evladım da diyor benle beraber o toprağa koşmak istedi. Yani şehadeti arzu etti. Allah diyor ona bir engel koydu. Yani ey Amr diyor sen diyor Yemame'de değil bundan sonraki başka savaşlarda diyor şehit olacaksın. Subhanallah. Babaya bak. Şimdi diyor benle beraber şehit olmayacağım. Ben şehit olacağım inşallah. Ama diyor istikamet üzere kalırsan sen de falanca savaşta diyor şehit olursun. Hakikaten Yemame Savaşı'nda Tufeyl bin Amr çok büyük bir cesaret gösteriyor ve Allah kendisine şehadet nasip ediyor. Oğlu Amr'ın ise kolu yaralanıyor ve bir rivayette kolu kopuyor. Kolu kopuyor. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde, onun halifeliği döneminde Tufeyl'in oğlu Amr bir sofraya davet ediliyor. Hazreti Ömer bir sofra kurdurtuyor, misafirler var. Bir bakıyor ki Tufeyl'in oğlu diyor Amr bir kenarda oturuyor. Sofraya gelmiyor. Diyor ki ey Amr diyor. Gel oğlum diyor. Sofraya diyor sen de gel diyor. Diyor ben yemeyeceğim. Hazreti Ömer diyor ki sen diyor kolundan dolayı diyor bu sofraya gelmek istemiyorsun değil mi diyor. Ya utanıyorsun. Çekiniyorsun. Örnek veriyorum sağ kolun koptu. Tam o sol elle yiyeceğim. Müslümanlar diyecek aa adama bak sol elle yiyor. Niye sağ kolunu kullanmıyor? Kullanamıyor adam. Diye hüsnü zan edemiyoruz. Aksak elini kullanamadığından dolayı utanıyor, sıkılıyor. O mecliste, o sohbet yerinde, o sofrada oturmak istemiyor. Niceleri var böyle. Ağzını şapırdattığından dolayı Müslümanlarla oturamıyor. Ağzındaki yiyecekleri döktüğünden dolayı seninle beraber yemek yiyemiyor. Kınanacak diye korkuyor. Ey Müslüman! Karşındaki Ömer bin Hattab radıyallahu anh, fakirlerin babası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tezgahından geçmiş bir adam. Senin gibi bir yiğidi, senin gibi bir kahramanı tabirense bir tukaka eder mi ya? Kim o dost meclisinde olursa olsun, hangi kral olursa olsun, Hazreti Ömer'in sofrasında Amr'dan daha değerli bir adam olamaz. Yeryüzünün en büyük imparatorları da olsa. Hazreti Ömer diyor ki vallahi diyor, Amr diyor. Elinle diyor o yemeği karıştırmadığın müddetçe ben diyor bu sofradan diyor asla bir şey yemeyeceğim. Zira diyor bizim içerimizde cennete diyor uzvunu diyor gönderen başka bir adam yok. Allahu Ekber. Neyi gocunuyorsun? Neyden utanıyorsun sen? Allah sen yaşarken bir uzvunu aldı cennete götürdü. Bu meclisin içerisinde senden daha hayırlı bir adam yok ki deyince Amr oturuyor o sofraya. Allahu Ekber.
Ve Allah'a hamdolsun Amr da babasının rüyasının tabir yerindeyse gerçekleşmesine vesile olacak bir savaşa katılıyor. Ve Allah Azze ve Celle Amr'a da şehadeti nasip ediyor elhamdülillah. Onu da başka bir seferde inşallah inceleyeceğiz. Şehit bir adam ve şehit bir evlada sahip olan bir yiğit. Tufeyl bin Amr radıyallahu an sahabilerin gözdesi, keramet ehli bir şahsiyet. Allah Azze ve Celle kendisinden, babasından, eşinden, kızından ve evladı Amr'dan razı olsun. Firdevs cennetinde onlara duyduğumuz muhabbetin ve ilginin karşılığında inşallah onlarla beraber bir arada olmayı hepimize nasip etsin. Geceniz mübarek olsun, akıbetiniz hayır olsun, cennetiniz Firdevs-i Ala olsun. Allah Azze ve Celle şu dost meclisinden kalkmadan önce hepimizin kusurlarını affetsin, günahlarımızı bağışlasın. Hidayete en muhtaç olduğumuz bu günlerde bizi, hepimizi, çoluk çocuğumuzu, doğmadığımız daha zürriyetimizden olanları hidayete daldırsın ve asla çıkartmasın. İnsanların, şeytanların kuyruklarına takılıp da cehenneme dolu dizgin koştuğu bu günlerde Allah şu yeryüzüne yaydığı bütün fesattan, fısktan, fücurdan, fahşadan sizleri ve ehlinizi korusun, muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.